Ekranda alakasız gibi duran birkaç resim görüyorsunuz. Ama bu resimlerin ne gibi bir ortak özelliği olabilir arkadaşlar? Söylüyorum, hazır mısınız? Resimlerin ortak özelliği iltihaplanma. İltihaplanma ya da diğer adıyla enflamasyon. Nezle olduğunuzda akan burnunuzla ya da grip olmanızla kendinizi belli edebilir bu enflamasyon. Ya da ayak parmaklarınızda görülen bir enfeksiyon şeklinde de ortaya çıkabilir. Futbol oynarken kafanızı çarptığınızda veya spor yaparken düşüp kolunuzu vurunca da iltihaplanma ile karşılaşabilirsiniz. Evet tüm bu durumlar iltihaba yol açabilir. Bu kelimenin günlük hayatta da sıklıkla karşılaştığımız bir kullanımı var. Genel olarak iltihaplanma kelimesini ilk düşündüğünüzde sizin de aklınıza şişmiş ve kızarmış bir şey gelmiyor mu? Ama tabi bugün burada iltihaplanmanın daha tıbbi ve bilimsel yanından bahsedeceğiz. Örneğin aklımıza gelen şişmiş ve kızarmış o görüntünün sebebi zaten iltihaplanmadır değil mi? Peki ama iltihaplanma yani enflamasyon nedir? Sadece şişme ve kızarma mı demektir? Mesela spor yapma örneğini düşününce sanki aklımıza şişme ve kızarma hemen gelmiyor. Peki yine de bu durumda da şişme ve kızarma vardır denebilir mi? İltihaplanma, vücudunuzun tehlikeyi sezince verdiği tepkidir. Yani bir şeyler ters gittiğinde, mesela bir enfeksiyon olduğunda ya da sporcu örneğindeki gibi bir travma yaşadığınızda veya grip olduğunuzda vücut tehlikeyi hisseder ve ön saflardaki askerlerini yani bağışıklık hücrelerini hemen bu duruma sebep olan şeyle savaşmaya gönderir. Söz konusu durum travma ise, bağışıklık sistemi hücreleri hemen o bölgeye gidip zarar gören dokunun yeniden onarılmasına yardım ederler. Söz konusu şey bakteri ise gidip bakteriyi uzaklaştırmaya çalışırlar ki yakalandığınız grip ya da nezleden kurtulabilesiniz. İşte bu sürecin tamamına iltihaplanma ya da enflamasyon deniyor. Yani bahsi geçen şey bir tehlike süreci ya da durumu. Tehlike durumunda bağışıklık sistemi hücreleri o bölgeye gidiyor ve bu duruma müdahale edip tehlikeyle savaşıyorlar veya ortaya çıkan hasarın giderilmesine yardımcı oluyorlar bağışıklık sistemi hücreleri. Böyle söyleyince kulağa sanki iyi bir şeymiş gibi geliyor öyle değil mi? Aslında gerçekten de şahane bir şey. Esas problem şu ki vücutlarımız ve bizler gelecekte ne olacağıyla değil mevcut durumun ne olduğuyla daha yakından ilgileniyoruz. Oysa bu konuyu düşününce beni en çok etkileyen şey ve bence konunun özü olan şeylerden biri doğanın ve evrim sürecinin sağlıklı çocuklara sahip olacaklardan yana olması durumu. Evrim dediğimiz şey sonuçta bu çocuk sahibi olmak ve üremek yani döl denen şeyden ve soyu devam ettirmekten bahsediyorum arkadaşlar. Burada önemli olan 80 veya 90 yaşına geldiğinizde başınıza ne geldiği değildir. Bunun neden böyle olduğuna birazdan tekrar değineceğim. İltihaplanmayı tekrar düşünürsek bugünkü bir sorunla başa çıkıyor olması açısından gerçekten de muhteşem bir şey. Sorun şu ki bugün gribe yakalanmanız aslında bundan 10 veya 20 sene sonra kansere yakalanma ya da kalp hastalığı yaşama riskinizi arttırır. Sadece bir kez grip olmuş olsanız bile bu durum böyle. Evet gerçekten. Yani biliyorum grip olunca 5-6 gün çok kötü hissederiz ve o günlerde vücudumuzdaki enflamasyon tavan yapar. Ama bu aynı zamanda gelecekteki sorunların habercisidir. Bazılarınız e, ben pek çok e, defa grip geçirdim o yüzden de kanser riskim hakkında endişeleniyorum diye düşünmeye başlamış olabilirsiniz. Farkındayım ama videoyu izlemeye devam edin lütfen. Hani nezle veya grip olduğumuzda yaşadığımız belirtiler var ya onların sebebi aslında virüs değildir. Virüs enflamasyona sebep olur. Enflamasyonda yaşadığımız belirtilere. Çok çılgınca değil mi? Yani bir virüs vücudunuza giriyor ve bağışıklık sisteminiz ona saldırıyor sonra da ateşleniyorsunuz. Açıkçası ben hala neden ateşimizin çıktığını tam olarak bilmiyorum. Sebebin bağışıklık sistemi hücreleri tarafından üretilen sitokin adlı bir protein olduğu söyleniyor. Bağışıklık sistemi sitokini üretip destek kuvveti olarak gönderir ve vücuda ne yapması gerektiğini söyler. Bu durumda ateşlenmeye sebep olur. Peki ateşlenmek iyi bir şey mi yoksa kötü bir şey mi? Ben bilmiyorum. Böyle bir durumda ateşi düşürmek için hemen parasetamol içeriz ama bunu yapmamız doğru mu acaba? Henüz kimse bunun uzun vadeli sonuçlarının ne olacağını bilmiyor. Yalnızca kısa vadeli sonuçlara bakılıyor. İyi de bunun günümüzden 10 yıl sonrasına acaba nasıl bir etkisi olacak? İşte bunu bilmiyoruz. Özetlersek evet iltihaplanma varsa bugün vücudumda bir sorun var demektir. Belki bir travma geçirdim ya da yaralandım ve yarın belki bir aslan beni kovalayacak ve ondan kaçmam gerekecek. O yüzden bir an önce iyileşmem gerekiyor değil mi? Aslana yem olmayalım. Gerçi vahşi doğayı düşünürsek sonuçta belki ancak 40 sene yaşamam mümkün. Yani böyle bir durumda olsam ve sonuçta 40-50 senelik bir hayatım olacaksa, o zaman zaten kanser riski hakkında da çok endişelenmeme gerek yok. Önemli olan o yaşlarda üreme yıllarımı e, geçmiş olmam. Demek istediğim, e, vücut bir şekilde önceliklerini seçer ve e, öncelik açık şekilde görünüyor ki yarından ziyade bugündür. Size bu konuda yaptığımız harika bir araştırmadan bahsetmek istiyorum. Bu araştırmada hastalara statin denilen bir ilaç veriliyor. Statin, kolesterol sentezini engellemek üzere geliştirilen bir ilaç. Kolesterolü özellikle de LDL kolesterol diye de geçen kötü kolesterolü yüksek olan hastalarda daha sıklıkla kalp hastalığı görüldüğü bilinir. O zaman kolesterol sentezini durdurursak kalp hastalığını da etkileyebiliriz değil mi? Peki biz ne yaptık biliyor musunuz? Mükemmel bir etki olduğunu bulduk. Bu ilaçlarla kalp hastalığının ölümlerini, kalp hastalığından daha doğrusu kaynaklanan ölümleri azalttık. Yani ilaç işe yaramıştı. Bundan sonra bir şirket ya da çok zeki bir topluluk başka bir deney yaptı. Kolesterol normal olan insanlara bu ilaçtan verdiler. Onlar da belirgin bir etki gördüler. İlaç sayesinde kalp krizi ve inme yaklaşık 10-12 yıl kadar erteleniyordu ve kanser riski de yaklaşık %40 oranında azalıyordu. Düşününce kanser ve kolesterol birbiriyle çok da alakalı şeyler değiller. Hatta tamamen alakasızlar ama işte. Son olarak da Amerikan ilaç piyasasında en çok satılan ilaçlardan biri haline gelen bu ilacın aslında iltihaplanmayı azaltarak işe yaradığı bulundu. Yani kalp hastalığı konusundaki etkisinin sebebi kolesterolü düşürmesi değildi. Daha ziyade enflamasyonu azaltmasıydı. Kanser riski konusundaki etkisi de yine aynı şekilde iltihaplanmayı azalttığı içindi. Mesela birkaç sene önce domuz gribinin ortaya çıktığı zamanları hatırlıyorsunuz değil mi? Domuz gribine yakalandıysanız akciğerlerinizin iflas etmesini ya da bir solunum cihazına bağlamanızı engelleyecek tek şey statin kullanmaktı. İşte böylece iltihap durdurulabiliyordu. Domuz gribinde hatırlarsınız bir sürü insan aşırı ilerlemiş bu enflamasyon sebebiyle hayatını kaybetmişti. Peki şimdi şunu düşünelim. Kalp hastalığından ölen kişiler kolesterol sebebiyle mi ölürler yoksa aslında kolesterolde sebep kolesterole sebep olan bir iltihaplanmadan mı söz ediyoruz burada Bu aslında tavuk yumurta tartışması gibi arkadaşlar İltihaplanma sayesinde kolesterol birikir ama ilişki bir şekilde karşılıklı devam eder Önemli olan ve bilmeniz gereken şey şu Statin enflamasyonu etkiler ve sonra da iltihabı durdurduğu için kanser riskini azaltmış olur Biyolojide ve tıptaki sorunlarımızdan biri her şeyin ölçülmek istenmesi. Mesela kolesterolü ölçebiliriz fakat iltihaplanmayı tam olarak nasıl ölçebileceğimizi bilmiyoruz. Bu tarz büyük araştırmalarda veriler arasında ilişki kurarak bir fikre sahip olabiliyoruz. Ama sonuçta elimizde bir ölçü ya da bize bilgi açısından örnek oluşturabilecek bir kan tahlili olmadığı için en doğru cevabı bilemiyoruz. Aslında iltihap durumunda kanda artan sitokin miktarını ya da diğer enflamatuar, enflamatuar maddeleri ölçebiliriz. Evet ama enflamasyonun farklı çeşitleri var. Bazı enflamasyonlar iyi bazıları ise kötü olabilir. Ya da bazıları aşırı nedensel olabilir. Bazıları ise sadece biraz nedenseldir. Yani şimdi bunların hepsini tek bir sepete koyup da iltihaplanma adını verdiğimizde burada yapılması gereken esas şey aslında bunları birbirinden ayırmak arkadaşlar. İlaç konusuna dönersek, evet bir ilaç geliştirebilirsiniz ama daha sonra onu belli bir amaca yönelik olarak iyileştirmeniz gerekir. Bahsettiğimiz ilaç kolesterolü düşürmek üzere iyileştirilmişti ve bunu gerçekten de iyi bir şekilde yapabiliyor. Aynı zamanda iltihabı da azaltıyor ve bu açıdan da gayet başarılı. Peki ama bunu daha da iyileştirmek istersek ne yapılmalı? Alternatif olarak şöyle düşünelim. Yaşam tarzlarımıza bakacak olursak iltihaplanma durumuna bir sınır koymamız gerekiyor ama bunu yapmanın kolay yolu var mı? Aslında evet yapabileceğimiz birkaç şey var. Birincisi grip aşısı olmak. Bana sorarsanız bu herkes için zorunlu olmalı. Grip aşısı kötü bir grip'i kesinlikle erteleyecek veya engelleyecektir. Yani bu hem bugün için hem de yarın için iyi olan bir şey. Geleceğe yönelik kalp hastalığı ve kanser riskini de düşürür. Çoğumuz grip aşısını bir hafta boyunca hapşırmamı ve hasta olmamı engellesin diye düşünüp yaptırırız ama grip aşısı aslında gelecekteki kanser ve kalp hastalığı riskini de azaltır. Sonuçta bence toplum olarak uzun vadeli düşünmemizde fayda var. Peki ya statin kullanımı diye sorularınızı duyar gibiyim. Piyasada Lipitor, e, Crestor gibi isimlerle satılan bu ilaç sizce sadece kalp hastalığı olan kişiler tarafından mı kullanılıyor yoksa artık çok geniş bir kitle mi bu ilaca yöneldi? Bu noktada sizlerden bu videoda paylaşılan hiçbir bilgiyi tıbbi tavsiye olarak kabul etmemenizi rica ediyorum ama sizlerle bu konudaki görüşlerimi paylaşmak istiyorum açıkçası ben bu ilaçların kanser, kalp hastalığı, inme ve hatta alzheimer üzerinde ciddi bir etkisi olduğuna kesinlikle inanıyorum o yüzden eğer bu hastalıklardan korunmak istiyorsanız bu ilacı almayı düşünebilirsiniz tekrar söylüyorum ben buradaki herhangi bir e, yani burada herhangi bir tavsiyede bulunmuyorum lütfen bu konuda siz ve sevdikleriniz doktorunuza danışın ve bu ilacı kullanıp kullanamayacağınızı kendiniz sorun Tabi bir de yan etkileri var ama bunlar gözlemlenmesi ve geri çevrilmesi kolay şeyler. Yani sonuçta her şeyde olduğu gibi burada da bir risk ve fayda durumu söz konusu. Olası riskleri kendiniz için değerlendirip riskin ne kadar yüksek olduğuna karar vermeli. Ayrıca bunu engellemek ya da geciktirmek için herhangi bir şey yapılabilir mi diye de öğrenmelisiniz. Burada esas önemli olan hastalığı tedavi etmek değil hastalığı önlemek. Düşününce çok enteresan değil mi? Sözlerimi toparlamadan önce bu videoda söylediklerimin kesinlikle tavsiye amaçlı olmadığını ve her türlü konuda mutlaka doktorunuza danışmanızı bir kez daha hatırlatmak istedim. Bu arada bahsetmeyi unuttum. İltihabı azalan bir başka harika, azaltan daha doğrusu bir başka harika ilaç da aspirin. Bunu muhtemelen herkes duymuştur. Tabi aspirinin de yan etkileri var. Mesela kanamayı etkileyebiliyor ama öte yandan enflamasyonu azaltma konusunda da belirgin bir etki yaratıyor. Sonuçta burada çok eski ve bilinen bir ilaçtan söz ediyoruz. Fakat kan inceltici olmak gibi çok önemli bir yan etkisi var. Aslında kan inceltici deyince kulağa hoş daha doğrusu komik geliyor. Böyle söyleyince aklıma boya incelticiler geliyor. Aspirin alırken bir yeriniz kesilirse ya da bir kanamanız olursa daha fazla kan kaybedersiniz. Çünkü bu ilacın yaptığı trombositlere bağlanıp onları aktive, e, onların aktive olmalarını engellemek. Yani bir anlamda pıhtılaşma karşıtı gibi. Çünkü trombositler pıhtılaşmanın ana etkenlerinden biri. Aslında kanın kıvamını değiştirmiyor ama normalde olduğu gibi o kadar kolay şekilde pıhtılaşamıyor. Evet, enflamasyon konusunu alternatif bir yaklaşımla incelediğimiz bu videoda anlatacaklarımız bu kadar.